Sevgili TM4 izleyicileri, geçtiğimiz günlerde yani 28 Mayıs'ta Dijital Mecralar Komisyonu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin altındaki tekrar toplandı. Günlerdir zaten TikTok'tur gidiyor, boyuna TikTok aşağı, TikTok yukarı konuşuluyor. Ana konu da sanırım buydu. Ama bu toplantıdan dışarıya sızan enteresan konular oldu. Ulaştırma Bakanı bazı açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları bugün biraz konuşacağız. Konuğumuz Deva Partisi'nden Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın. Kendisi Dijital Mecralar Komisyonu üyesi değil. Çünkü Deva Partisi'nin grubu yok, o nedenle değil. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde bilişim, telekom konularına en yakın milletvekillerinden belki birincisi veya birisi. Dolayısıyla kendisini davet ettik. Kendisi dijital seçildiğinden bu yana Dijital Mecralar Komisyonu'nu da takip ediyor toplantılarını. Dolayısıyla bugün kendisiyle bu son toplantı üzerine ve genel Dijital Mecralar Komisyonu üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hoş geldiniz Merhaba, hoş bulduk. Burak Bey, ilk sorum şu. Sizin seçildiğinizden bu yana, geçen yıl Mayıs Evet. ayından bu yana, Dijital Mecralar Komisyonu kaç kere toplandı ve hangi konular görüşüldü? 6 defa toplandı. Konular çeşitli. Dediğiniz gibi bundan birkaç tanesi TikTok'la alakalıydı. Bir tanesi telif haklarıyla alakalıydı. Dijital telif haklarıyla ilgiliydi. Bu son toplantıda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı toplantıya geldi ve çok çeşitli konulardan bahsedildi. Sayın Bakan bir sunum yaptı, sonra da bir soru cevap yapıldı. Şimdi bunu sorduğum zaman şunu da sormadan geçemeyeceğim. Ben Dijital Mecralar Komisyonu'na baktığım zaman üye olan milletvekilleri içinde bilişim ve telekoma yakın çok fazla insan göremiyorum. Oysa teknoloji çağındayız. Yapay zeka, metaverse, işte internet, dijital mecralar, e-ticaret. Çok çok önemli konular ve alınması gereken, alınmayan kararlar var, stratejiler var. Bu açıdan sizce komisyon üyelerini değerlendirirsek bu komisyon dijital konulara ne kadar yakın? Şöyle 17 tane üyesi var. Hepsi birbirinden saygıdeğer üyeler. Hüseyin Yayman'ın başkanlığında. Tabii orada birincisi şey zorluğu var. Dijital mecralar deyince herkesin aklına biraz farklı şeyler geliyor. Çünkü konu dediğiniz gibi çok geniş. Bir tarafta telif hakları var. Öbür tarafta vatandaşın TikTok'la ilgili yorumları var. Öbür tarafta hep bu sansür, bunun derecesi ne kadar olabilir var. Öbür taraftan da biz bu teknoloji devrimini nasıl yakalayacağız meselesi var. O yüzden birazcık orada bir mix olması hepimizin yararına. O yüzden her vekilin de birazcık kendi perspektifi çerçevesinde yorum yapmasında yarar var. İşte medya dünyasından gelenler var, sizin de tanıdığınız. Bu işlerde birazcık zaman geçirmiş olan insanlar var. Yazılım dünyasından insanlar var. Bence orada önemli olan bir miksi oluşturabilmek. Çünkü konu çok geniş. Ve hakikaten ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin gerçek bir tane beka meselesi varsa aslında bu. Çünkü her gün gelişen olaylarda biz giderek uzaklaşıyoruz. Bizi de geçtim. Dünyada aslında bir G2 var artık. Hani bu G7'ler, G20'ler falan dünyası birazcık bitti. G2 var, Amerika ile Çin. Bunlar hakikaten apayrı bir ligdeler. Avrupa falan bile bunun gerisinde. Ondan sonra onun gerisinde belki 8-10 tane ülke var. İşte Singapur, Kore kendi bir şeyler çabalıyor. Avrupa Birliği bu işi regülasyonlar yoluyla yakalamaya çalışıyor. Regülasyonu bir adeta rekabet avantajı haline getirmeye çalışıyor. Ne kadar çalışır göreceğiz. Ondan sonra diğer ülkeler var. Yani Türkiye'nin hızlı bir şekilde o diğer ülkeler arasından önce o birinci takipçiliğe gitmesi lazım. Sonra da mümkün olduğunca bu küresel piyasada söz sahibi olması lazım. Çünkü biliyorsunuz bu konuların çözümünü kimse bilmiyor şu anda. Böyle bir müthiş bir çözümü falan da yok. Çünkü kripto para regülasyonu dünyada daha oturmuş değil. Sosyal medya bilhassa bu bir tarafta otokratik hükümetler, öbür tarafta büyük teknoloji şirketleri arasındaki bir rehin sıkışması. Bunun bir çözümü yok. Yapay zeka düzenlemeleri bu henüz belli değil. İşte bütün bunlar şekillenirken Türkiye buralarda kürsü sahibi olursa hem insanlığa bir katkımız olur hem kendimiz bu işlerin içinde oluruz. Ha geri çekip bırakırsak iki tane opsiyonumuz olur. Bir vagon olmak. Yani başkaları çözsün bunu biz de arkadan gidelim. Ben bunu açıkçası Türkiye'ye yakıştıramam. Veyahut da içimize kapanalım, kabuğumuza çekilelim. Bunun sonunda bir facia olur zaten. Hakikaten 21. yüzyılın en büyük meselesini ıskalamış oluruz. Çok haklısınız. Şimdi ben baktığım zaman Dijital Mecralar Komisyonu TikTok
Yani siz telif haklarından da bahsettiniz, altı toplantıdan, ama benim gördüğüm TikTok, TikTok, TikTok. Yani TikTok halk şikayet ediyor diyorlar ama açıp baksınlar, Türk televizyonlarında daha harika hikayeler mi var ya da dizilerinde? TikTok birazcık da galiba şu Amerika-Çin olayı çerçevesinde çok gündemde, ama ben Dijital Mecralar Komisyonu'ndan başka kararlar bekliyorum. Örneğin online yayıncılığın bütün dünyada, Avustralya'da, sizle de konuştuk, Kanada'da, Fransa'da Google'dan, Facebook'tan aldığı paralar var. Tabii. Yani telif hakkı denilebilir buna tabii. Evet. Mesela böyle bir şeyle uğraşan görmüyorum Türkiye'de. Ayrıca mesela Güney Kore veya Avrupa Birliği App Store, yani Apple'ın App Store ve Google Play ile ilgili olarak ödeme sistemleri, biliyorsunuz bunlar kendilerini zorluyorlar. Evet. Onlara yönelik ki bizim ülkemizde ödeme sistemleri şirketlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu tabii. siz de biliyorsunuz. Mesela üçüncü partiyle çalışma zorunluluğu evet, getirmesi lazım. Ben dijital mecralardan böyle ülkeye yararlı bir şey görmüyorum. Sansürde sansürle uğraşıyorlar. Hangi şeyi uğraşalım diye. Niye bunlar böyle bir gündeme sahip değil? Şimdi telif, bu gazetecilere olan ödemeler meselesi geçen toplantıda, bir önceki toplantıda gündeme geldi. Bundan sonra daha fazla gelmesi lazım. Çünkü dediğiniz gibi bu da çok önemli. Çünkü biz de şu anda bir T24'teyiz. Biz bir internet üzerinden yayın yapan yerdeyiz. Üstüne üstlük sizin de benim de yazı yazdığımız yerler var. Başka arkadaşlarımızın takip ettiği yerler var. İçerik hakikaten çok erişilmesi konusunda soru işareti noktalara gidiyoruz. Çünkü aslında vatandaş olarak, birey olarak bize ulaşan kanalları 3-5 tane şirket kontrol ediyor aslında. Yani ne göreceğimize de onlar karar veriyor. Aslında bu algoritma hükümranlığı meselesine birazcık geliyoruz. O yüzden demin de ifade etmeye çalıştım. Biz aslında teknolojiye bakarken bir taraftan bu işin hükümetler elinde bir baskı aracı olmasını istemiyoruz. Sansür gibi, takip gibi, ki biliyorsunuz Çin'deki vatandaşlık puanı bunun örneği değil mi? Vatandaş olarak sizin ne yaptığınızı, neyi beğendiğinizi, neye negatif yorum yazdığınıza bakıyor. Ondan sonra size ona göre bir puan veriyor. Sizin kredi faiziniz bile ona göre belli oluyor. Şimdi bu teknootokrasi çok korkunç bir şey. Korkunç. Öbür taraftan ama bu işin bir tarafı. Öbür taraftan da büyük teknoloji şirketlerinin elinde muazzam bir güç birikmesi de benzer seviyede bir korkunçluk. Çünkü aslında 5-6 tane şirketlerin doğal amacı kar etmek, hissedarları için azami getiriyi sağlamak, şirketlere böyle bir kamusal sorumluluk atfetmek falan birazcık romantik. Bizim Türkiye'de bu iş çok yaygın. Hani böyle bize, soracağım onu size biraz. Büyük teknoloji şirketleri bize demokrasi getirsin, hürriyet getirsin. Bir dakika, niye getirsin yani? Niye getirsin? Onun öyle bir gücü yok yani. Öyle bir sorumluluğu yok daha doğrusu. Niye getirsin yani? Onun işi hissedarlarına azami parayı kazandırmak. Ha, bunda da bir yanlış bir şey olmayabilir. Ama önemli olan nokta, biz bireyi, vatandaşı bir taraftan hükümetlerin teknolojik otokrasisinden nasıl koruyacağız? Öbür taraftan büyük teknoloji şirketlerinin her şeyi kapsamasından nasıl koruyacağız? 21. yüzyılın en büyük sorularından bir tanesi de bu. O yüzden bu sivil alanın genişletilmesi, o yüzden bu küresel meselelerde söz sahibi olmak, o yüzden bu meselelerin tartışılması fevkalade önemli. Google meselesi de öyle, işte Facebook meselesi de öyle aslında. İçeriye ulaşımı fazlasıyla kontrol edince içerik üreticileri başka ülkelerde o zaman buna birazcık para ver demeye başlıyor. Avustralya'daki tartışma böyle başladı, Kanada'daki tartışma böyle başladı. Ama bir noktadan sonra ne oldu? Bazı yerlerde Google dedi ki, vermiyorum para falan, içeriklerini kaldır benim platformumdan. Ve özellikle Kanada'da gözlemlediğimiz şey, aslında Google'a bir şey olmadı. Google'ın pazar payı düşmedi. Olan içerik üreticilerine oldu. Şimdi burada hakikaten çok ilginç bir noktaya doğru gidiyoruz. Vatandaşın haber alma hakkı bir tarafta, şirketlerin mülkiyet hakkı bir tarafta, bunun yepyeni bir zeminde olması bir tarafta. Hakikaten çok ilginç konular. Fakat bunları bizim bol miktarda tartışmamız lazım. Hem de hem meseleleri takip etmek için, hem de küresel tartışmada söz sahibi olmak için. Yani Türkiye hakikaten 21. yüzyılda yıldızı parlayan bir ülke olacaksa böyle olacak. Başka bir olmayacak zaten. Şimdi hem bu söylediğiniz çok ilginç. Hani Kanada'da böyle evet. oldu. Avustralya'da da ters oldu. Evet. Avustralya'da Facebook haberleri kaldırdı. Feed'i, news feed'i. Kaldırdığı zaman halk büyük bir sorumlulukla gidip kendi Avustralya'nın basın kurumlarının uygulamalarına birdenbire büyük bir üyelik gösterdi. Evet. Biraz evvel dediniz ki Türkiye'de demokrasi atfediyoruz bu dijital mecralara. Edenler var. Üretmiyoruz da evet aynen. Edenler var aynen. Koruyacağız. Koruyacak, aynen. Koruyacak diye. Hakikaten ben de hep bunu ikaz ediyorum. Eski yazılarımda da yıllardır söylediğim bir konu. Bunlar ticari şirketler.
öncelikleri sizin demokrasiniz, sizin fikir özgürlüğünüz değil, kendi kazançları, tabii yatırımcılarına ki verecekleri paralar. Şimdi burada bir şey var. Bizim ülkemizde sizce neden biz dijital mecralara bu kadar önem atfediyoruz? Yani ben Google için bir şey söylediğimde işte insanlar kalkıyor başka bir şey söylüyor. Facebook için söylediğimde, WhatsApp için söylediğimde herkes bu firmaları korumaya çalışıyor. Halbuki bu firmalar demin de söylediğimiz gibi böyle bir görevleri yok. Burada denge nedir? Halk ne yapmalı sizce? Şöyle, yani bunun sebebi ne? Türkiye çok kulüplaşmış bir toplum ve giderek de öyle oluyor. İşte bunu kırmak lazım. Rasyonel argümanla kırmak lazım. Hükümetle diyelim bir teknoloji şirketi itiştiğinde ister istemez teknoloji şirketinin tarafından pozisyon almak isteyen bir sürü insan olabiliyor. Anlaşılabilir sebeplerden ötürü. Çünkü ben görüşlerimi ifade edebileceğim bir yer kalmadı. Ana akım medya öldürüldü. Ortamda ciddi baskılar var. Bir burası var. Benim nefes alma borum burası. Bari burayı koruyayım. Bu çok anlaşılabilir bir yöntem. Fakat birazcık daha geniş çerçeveden bakınca tabii ki biz hürriyetlerimizi koruyacağız ama biz koruyacağız. Başkası korumayacak. Biz bunu ihale edemeyiz. Bu outsource edilebilecek bir şey değil. Başkasına devredilebilecek bir şey değil. Bunu koruyacak olan, bizim vatandaşımızın hakkını, hukukunu, hürriyetini, demokrasisini koruyacak olan biziz. Başkası değil. Onu biz başkasına ihale edemeyiz. O yüzden de o sorumluluğun herhalde bilincine varmak lazım diye düşünüyorum. Orada da açıkçası yani köşedeki restoran için geçerli olan şey, bu iş için de birazcık geçerli. Köşedeki restoran niye kapanıyor? Biz belki yeterince gitmediğimiz için, orada para harcamadığımız için, artık eve ısmarladığımız için ya da beğenmediğimiz için. Ondan sonra siz de görüyorsunuzdur, filanca kafeterya, filanca işte kitapçı, filanca restoran kapandı diye işte bir takım gözyaşları dökülüyor. Demek ki yeterince gidilmemiş. Yeterince gidilmeyen bir yerinde hayatını devam ettirmesi pek mümkün değil. Şimdi ben aynı şeyi medya kuruluşları için de hissediyorum. Şimdi medya kuruluşlarına bizler işte içeriğine para ödemiyorsak, reklam vermiyorsak, takip etmiyorsak, beğenmiyorsak, yayılmasına imkan vermiyorsak, onu desteklemiyorsak, o zaman o medya kuruluşu kapanınca veyahut da bir takım şeylere evet demek zorunda kalınca, bir takım şeyleri kabul etmek durumunda kalınca o zaman da pek ağlamaya hakkımız olmaz. Yani gene aynı şey, bu bedavacılığa tırnak içinde biraz fazla alışmışlığımız var. Kendimi de katarak söylüyorum. Çünkü bu bilhassa internet üzerindeki içerik ücretsiz olarak başladığı için ücretsiz olan bir şeyi sonra devam ettirmek, başka bir şeye çevirmek çok zor bir şey. Bunu da yapan benim dünyada gördüğüm bir New York Times var, bir Financial Times var, belki birkaç tane daha dergiler falan var ama çok zor. Ha demek ki başka yöntemlerle bağımsız medya kuruluşlarını bir şekilde bizim tüketici olarak, okuyucu olarak desteklememiz lazım ki onlar da dik durabilsinler, sesleri yüksek çıkabilsin. Aynı kapsamda, şimdi son toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu'nda hem Ulaştırma Bakanı'nın hem Hüseyin Yayman'ın başkanı bir ifadesi var. Diyor ki dijital platformlar temsilcilik açtı ama yetmez. Ben bunu 2 yıl önce de yazdım, sosyal medya kanunu çıktığı zaman. Hayali temsilcilikler açıyorlar diye. Niye hayali? Çünkü açtıkları temsilcilikler, evet burada bir şirket açıyorlar, ofis açıyorlar. Ama temsilci yurt dışında, Dublin'de, İrlanda'da. Bunu niye böyle yapıyor bu dijital mecralar? Acaba hükümet halkın gönlünü almadığı, halkla bütünleşemediği için mi? Yani kısa cevabı iki kelime: Rahip Branson. Biz bütün olayları yaşadık yani, biliyorsunuz. Yani oradaki korku, o şirketler, uluslararası şirketlerdeki korku, filanca içeriği hükümet beğenmez. O bizim içerik politikamıza, onu kaldırmak bizim içerik politikamıza aykırıdır. Kaldırmayız o içeriği. Onun neticesinde bizim temsilciyi alır, gözaltına alır. Biz bu işi nasıl çözeriz? Soru buradan kaynaklanıyor. Şimdi orada bir kanuni ihlal olması durumu ayrı bir konu. Temsilciyi hapse atmak zorunluluğu ayrı bir konu. Birazcık bu işler hayatın pratiğiyle çözülecek olan konular. Şimdi zaten bizim kanunlarımız Avrupa Birliği kanunlarıyla bir harmonizasyon içinde işlemek durumunda. Biz zaten bunu anayasa olarak da ifade etmiş durumdayız. O harmonizasyon olursa ve bizim pratiğimiz de o şekilde işlerse bu işler peyderpey çözülür. Onun ötesinde Türkiye ifade hürriyetindeki durumunu iyileştirirse gene bu işler çözülür. Fakat o gün gelene kadar böyle karşılıklı bir dostlar alışverişte görsün faaliyeti devam etmek durumunda. Yani bizim hükümet doğal olarak diyor ki kardeşim niye temsilci atamıyorsun? Öbürü de diyor ki ya sen bunu keyfine göre içeri atarsan ne yapacağız? İki tarafında aslında bir zımni mutabakatıyla böyle bir ara yol bulunuyor. Bulunan yol da aslında bir yol değil de
en azından bugün itibariyle... Algısal bir hareket. Bir de pratikte bugün itibariyle bu platformlar kapatılmamış oluyor. O da tüketici olarak bizleri memnun ettiği için böyle bir günlük çözümle herkes aslında tırnak içinde mutlu. Hükümet mutlu, temsilciyi atattım mı ya da şirketi kurdururum mu? Kurdururum. Platform mutlu. İşte herhangi bir çalışanı risk altında değil. Hatta aslında temsilci bir şirket biliyorsunuz. Temsilci evet. Dublin'de bile değil. Temsilci bir şirket. Temsilci adına faaliyet gösteren kişi Dublin'de falan gibi böyle bir tavşanın suyunun suyu falan gibi bir durum var. Vatandaş da aslında zımnen mutlu çünkü platformları kullanmaya devam ediyor. Böyle bir dostlar alışverişte görsün şeyiyle devam ediyoruz hep beraber. Yine son toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu'nun son toplantısına Ulaştırma Bakanı'nın çok tuhaf bir cümlesi oldu. Dedi ki kendi telefon numarasından aranmış. Evet, o klonlama meselesi. Bu ne demek istedi? Yani işte o telefon numarası Allah'tan çalınmamış. Öncelikle iyi haberle başlayalım. Çünkü biliyorsunuz birkaç hafta önce şeyde çok korkunç bir olay oldu. Bir tane Hong Kong'daki bir İngiliz şirketinin baş finans yöneticisi, CFO'su bir videoyla bağlandı. 25 milyon doları bir yere havale ettirdi ama aslında onu yapan kişi o kişi değil. Bir deepfake video marifetiyle çalışanlarla temasa geçip bunu yaptırmış. Şimdi Allah korusun bunun ciddi şekilde hem şirketler için hem bireyler için hem de milli güvenlik için etkilerini bir düşünelim. Bu hakikaten bu deepfake meselesi bunu bir park edelim izleyicilerimiz açısından da. Bu çok önemli bir nokta ve önümüzdeki yıllarda en çok konuşulacak olan şeylerden bir tanesi. Bir tane en bariz örneği de bu sene Kasım ayında Amerikan seçimlerinden önceki kampanyada muhtemelen bu deepfake ve bunun siyasi kampanyada nasıl kötüye kullanılacağının örneklerini görmemiz muhtemel. Bunu bir parantezle kapatalım. Allah'tan böyle bir durum yok. Durum bakanın telefon numarasının bir şekilde başka birisine atanmış olması. Muhtemelen yazılımla yapılabilen bir şey. Demek ki daha önceden o numara birden fazla yere yapılıyor. Orada bir vergi kaçırma mekanizması da çalışıyor olabilir. Yurt dışından getirilen telefonlara kullanılmayan numaraların atanmasıyla birden fazla insan numarası böyle gözüküyor olabilir. Bugünden yarına bir risk, görülen bir risk değil ama tabii hiç hoş olmayan bir durum. Yani ben kendi numaramı arasam hakikaten bayağı paniklerim açıkçası. Açıklama da çok tuhaftı yani. Son sorum şu. Madem adı Dijital Mecralar Komisyonu, acaba bu komisyon neden Ulaştırma Bakanlığı ve BTK'nın sorumluluğu altında olan ama umurlarında bile olmayan bir takım saçma sapan Avrupa ikinciliği gibi altyapıda açıklamalar yaptıkları internet, fiber internet hatları rezaletiyle niye bu Dijital Mecralar Komisyonu ilgilenmiyor? Çok kuvvetli bir soru sordunuz. Bakan Bey demiş ki 275 milyar dolar yatırım demiş. Peki kardeşim 275 milyar yatırım varsa biz niye dünya 113.'süyüz? Sabit internette hızımız dünya 113. Doğru, hep de böyle. Bu yatırım nerede o zaman? Yani sizin sorumluluğunuz değil. Dijital mecralara devam ettiğiniz için tabii size soruyorum. Ya benim de sorumluluğum tabii ki. Çünkü ben bu işleri takip eden bir insanım ve vatandaşa karşı sorumluluğum. Ben onu sordum. Bakan Bey geldiğinde sorduğum sorulardan bir tanesi. Hatta videosunu da kendi Twitter hesabıma da koydum. Bizim bu internetteki durumumuz nasıl bu kadar kötü diye. Sizin yazınızı da hatta referansta verdim. Hüseyin Yayman'a komisyon başkanına da yolladım. Çünkü bana şeyi sordu. Bunun kaynağı nedir diye. Speed test dedim. Füsun Hanım'ın yazısında da detayları var diye yazınızı da onunla paylaştım. Şimdi bir genel bir bakalım Türkiye'deki internetin durumuna bir adım geri gidelim. Çünkü mesele iç içe geçmiş 5 tane şey var bence orada. Şimdi bir tanesi bizim internetimiz süper yavaş. Dediğiniz gibi kesinlikle. Mobilde 70. sabit bantta 110. buralarda gidiyor. Artı eksi 5 ya. Bu rezalet. Ortalama hızlar da dünya ortalamasının en az 3'te 1 altında. En az 3'te 1 altında. Maalesef bazen yarısına yani kadar gidiyor. Bir şey. Bu ne demek aslında? Bizim bütün bu sohbetimizi sıfırla çarpabiliriz. Çünkü neden? Elektrik olmayan bir ülkede sanayi atılımından nasıl bahsedemezsek internet olmayan bir ülkede bu bilgi çağı bilmem ne falan meseleleri birazcık havada kalıyor. Önce bir bunu düzeltmemiz lazım. Birincisi demek ki hızlı internete geçmemiz lazım. İkincisi internet pek çok yerde yok aslında. Yani var da dostlar alışverişte görsün çerçevesinde var. Kesinlikle. Bir sürü büyük şehrimizin merkezinden bahsediyorum. Yani ciddi büyük şehirlerimizin merkezlerinde internet yok. Bir, yepyeni yapılan otobanlarda çekmiyor. İstanbul'dan Ankara'ya, İstanbul'dan İzmir'e giderken yolda kesiliyor. Bir evet. Zoom ya da Teams görüşmesi yapmaya çalışın. Bakalım ne oluyor? Bakana da söyledim. Çünkü otoyollar da bakana bağlı. Kendisi de eski karayolları genel müdürü.
Hatta her sınav döneminde, şimdi bunlar da şimdi öyle bir durumdayız. Üniversitelerde sınav ne zaman olsa KYK yurtlarındaki arkadaşlarımızdan bana bir sürü mail yağıyor. Burak abi bizim internet kesiliyor diye. Ya biz de KYK yurtlarına doğru düzgün internet getiriyor muyuz? Neyi konuşuyoruz? Demek ki her yerde olması lazım. İkinci H'miz bu. Üçüncüsü çok pahalı. %100. Herkes faturalarına bir korkunç. Baksın. Allah aşkına yani ben rakamlara tık 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 gidiyor yani. Sabitler 500 liralarda. Mobiller 250-300 liralarda. Böyle bir anormal bir, hele alınan kaliteye göre bakarsanız iyice rezalet. Çok pahalı. Demek ki üçüncüsü hesaplı olacak bu internet. Dördüncüsü, doğru hizmet alamıyoruz. Yani arayın bakalım bir operatörü. Benim kotam niye bitti deyin, hat değiştireceğim deyin vesaire deyin. Bu hakikaten kötü muamele görülüyor. Burada çok önemli bir nokta var. Orada da söyledim. Şimdi bizim 3 tane operatörümüz var biliyorsunuz. Yani alt operatörleri saymıyorum. 3 büyük operatör var. Bunların ikisi devletin doğrudan ya da dolaylı etkisi altında. Hatta komisyona gelen bakan yardımcısı aynı zamanda Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı. Fatih Ömer Soyan. Evet, Türk Telekom'un yönetim kurulu başkanı. Şimdi ben size sorayım. Herhangi bir bakan yardımcısı, bakan yardımcısı olarak bütün vatandaşların çıkarını mı düşünmek durumunda? Şirketin. Yoksa yönetim kurulu başkanı ya da yönetim kurulu üyesi olduğu şirketin çıkarını düşünmek zorunda. Yani demin büyük teknoloji şirketleri için diyorduk ya, hani esas sorumlulukları hissedarlarına karşı şirketlerini arttırmaları lazım, karlarını arttırmaları lazım, bu anlaşılabilir diyorduk ya. Bakan yardımcısının sorumluluğu o değil, bakan yardımcısının sorumluluğu size, bana, ona karşı. Şimdi burada muazzam bir çıkar çatışması var. Hangi şapkayla hareket ediyorlar? Şimdi bunu çözmeden, bu zaten çıkar çatışması meselesi var, bir de rekabet de oturtamazsınız. Siz özel bir şirket olarak başında bakan yardımcısının olduğu şirkete nasıl rekabet edeceksiniz? Ha demek ki bu hizmet meselesi. Zaten. 4. Beşincisi de hürriyet. Sizin de benim de hep söylediğimiz, ya bu internet hürriyetlerine Türkiye, işte Bangladeş'le falan aynı seviyede ele alınan bir yer. Demek ki bu benim 5H dediğim hızlı. Hürriyetin dışında güvenlik sorunu da var. Şimdi FBI geçen 2 hafta evvel bir çok büyük organizasyon, hacker organizasyonu ekledi. Adamların kendilerine ait ücretsiz VPN servisi var. Özgürlük olmadığı zaman vatandaşlar bu hırsızların VPN sistemini kullanıyor. Ama bu her konuda böyledir. Siz eve içme suyunu getirmezseniz millet kanalizasyonun karıştığı pis suyu içer. Çünkü suyu içecek. Değil mi? Normal bir şekilde erişemiyorsa başka dolambaçlı yollara girer. Orada da dolandırılma, işte kötü şeylere maruz kalma riski olur. Ha demek ki bizim bu 5 şeyi aynı anda çözmemiz lazım. Birincisi hızlı internet. İkincisi her yerde internet, hesaplı internet, hizmet odaklı internet ve hür internet. 5H mi dediniz? 5H dedim evet. Sizin mi işiniz? Evet, o benim sloganım. Çok güzel. Güzelmiş. Yani bütün bunu entegre olarak çözmemiz lazım. Bir de şunu yapayım, bunu yapayım, yapmayayım diye bir şey de yok yani. Biz hakikaten bu yeni dünyayı yakalayacaksak bunu böyle bir küt diye yakalamak durumundayız. Ya da yakalamayacağız. Yani bunun bedelini biz bir tür ödedik. Hani bu sanayi devrimini ıskaladık, imparatorluk çöktü meselesi. Bu defa daha da tabii hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu kıstırılmış bir şekilde böyle 100 senede, 150 senede olmuyor. Yani işte malum 30 sene önce cep telefonu yoktu. 30 sene önce internet yoktu. 20-25 sene önce elektronik alışveriş yoktu. Online bankacılık yoktu, 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 yoktu. Bunlar olmadan bugün yaşayamıyoruz neredeyse. Şimdi bütün bu dönüşüm gelirken, yapay zekayı falan saymıyorum, o iyice yapısal bir dönüşüm. Bütün bunlar olurken biz hazır olursak bu yeni şeyi böyle bir takip ederek değil de bir sıçrama yaparak gelişmiş ülkeleri yakalama imkanı, hatta önüne geçme imkanımız var teoride. Ama yakalayamazsak hakikaten çok sıkıntılı günler yaşarız. Peki Burak Bey, çok teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz... Ben teşekkür ediyorum. Yani bu Türkiye'nin meselelerini aynı anda hepsini bir şekilde çözmemiz lazım. İşte önce enflasyonu çözelim, sonra eğitime bakarız. Önce adaleti çözelim, sonra teknolojiye bakarız diyecek bir durumumuz yok. Türkiye'nin bir topyekün bir seferberlikle meselelerini çözmesi lazım diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. T24 izleyicileri bugün aylardır 2020'de kurulan Dijital Mecralar Komisyonu'nun neler yaptığına Burak Dalgın'la birlikte, Balıkesir Deva Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'la birlikte yakından baktık. Bu konularla lütfen ilgilenin. İlgilenmediğiniz için bugün internetimiz dünya 113.sü. Protesto edin lütfen. Teşekkür ederim.